Reel sektörün görüşüne göre uzun yıllardan beri mali tablolar üzerindeki enflasyonun etkisinin giderilmesi, vergilendirme üzerindeki yine enflasyonun etkisinden arındırılması ve fiktif karlar üzerinden vergi ödenmemesi. Bu amaçla zaten enflasyon düzeltmesini istiyorlar ve talebinde bulundular ve istediler. Nitekim bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gidip talepte de bulundu STK'lar. Fakat orada göz ardı ettikleri bir husus vardı. Enflasyonu düzeltmesinin sonucunda bir vergiyle karşılaşmaların durumu. Merkez Bankası'nın hazırladığı, ilan ettiği Türkiye bilançosunu incelediğimizde özellikle bu enflasyon düzeltmesinin vergi etkisini konusunu özellikle ben gündeme getirmiştim. Ve o şekilde de devam ediyor zaten. Türkiye bilançosuna baktığımızda öz sermayesi güçlü. Parasal olmayan kıymetleri daha çok yatırım yapan işletmelerde bu zarar ve gider artırıcı bir etki yaratıyor. Enflasyon düzeltmesi yaptığınızda. Fakat buna karşılık parasal olmayan kıymetleri yüksek. Yatırımlarını borçlanmayla finanse eden, öz sermayesi zayıf olan işletmelerde ise bu gelir etkisi, kar artırıcı bir etki yaratıyor. Neden? Çünkü stokları, gayrimenkulleri falan değerlediğiniz zaman, biz onlara parasal olmayan kıymet diyoruz, onları değerlediğiniz zaman en azından yurt içi üfeyle bugüne getirildiğinde ister istemez bir gelir artışı, bir kar artırıcı bir etki yaratıyor. Merkez Bankası'nın Türkiye raporunu yorumladığımızda zarar ve gider artırıcı sektör sadece bankacılık ve finans sektörü Türkiye'de. Buna karşılık vergi, ilave vergi yükü çıkaran enflasyon düzeltmesi dediğimiz sektör ise reel sektör. Zaten reel sektör bunu biraz anladı ama çok geç kaldı. Bence anlamamışlar bu konuda. Geç kaldı. Evet, sonrasında itiraz falan da bulundular. Hatta ben bunu gazetedeki köşemde bir dile getirmiştim. Sonrasında da Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız evet böyle bir vergi etkisi var. Bankalarla ilgili olarak yapılacak enflasyon düzeltmesinde de önlem alacağız. Gerekirse bankaları enflasyon düzeltmesi kapsamı dışında bırakacağız şeklinde açıklaması var zaten. Basın açıklaması da var. Bizim toplantımızda da aslında söylemişti. Evet. Para sohbetlerinde. Hem siz vardınız Deniz Bey galiba o toplantıda. Maalesef. Yok muydunuz peki? Yani önce istediklerini, evet. Daha sonra da hani işin biraz zorluk getireceği yönünde bir şeyle sonra vazgeçmeye çalıştıkları, sonra tekrar istediklerini gibi bir şey söylemişti. Evet. Şimdi banka... Sanırım hani o 20 yılı unutmuş biraz reel sektör galiba ve o yüzden ne olacağını çok anlamamış tabii gibi geldi bana. Şimdi bu tür şeyleri de hesap yapmak lazım. Onu yapamadılar. Bankaların, bankacılık ve finans sektöründeki enflasyon düzeltmesi ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı bir çalışma yaptı. Bunu torba yasaya koydu ve şu anda yasalaştı. Bankacılık ve finans sektörü enflasyon düzeltmesi yapacak ama mali kar ve zararın hesabında dikkate alınmayacak. Neden? Çünkü eğer dikkate alınsaydı bankaların kârı azalacaktı o zarar belki etkisi zarar nedeniyle. Bankalar 2024, 25 ve 26 yılında ödeyecekleri kurumlar vergisini daha az ödeyeceklerdi. Gelir İdaresi Başkanı'nın yaptığı çalışmaya göre ki bu kamuoyuna da açıklandı. 2024 yılında bu düzenlemeyle bankacılık ve finans sektörünün 70 milyar TL daha az kurumlar vergisi ödemelerinin önüne geçildiği belirtildi. Benim yaptığım hesaba göre bu 70 milyar değil. O tamamen 9 aylık bir süre. Bana göre en az 100 milyar lira bankaların 2024 yılında daha az vergi ödemelerinin önüne geçildi.